Merhaba sevgili sinema severler. Merhaba. Bu akşam Buda'yı seyrediyoruz. Evet. Semih, Semih Kaplanoğlu'nun Kaplan en son yaptığı film. Evet. TRT'nin ortak yapımcısı olduğu bir film. Hı hı. Bir kere onun altını çizmek istiyorum. Olur. Evet, <laughs> e, ticaret her şey anlamına gelmiyor sinemada. Evet. Bazen gerçekten her şeyi desteklemek gerekiyor. Özellikle Semih Kaplano gibi yönetmenleri. Yurt dışında da birçok aslında televizyon kuruluşu BBC'den de çok alışkınız. Hı hı. Böyle bir takım yapımlara, yönetmenlere destek veriyorlar. TRT'de son dönemde genç yönetmenlere verdiği evet. destekle öne çıkıyor. Bu filmin de ortak yapımcılarından birisi. Tabii. Hı hı. Bundan önce Yeşim Ustaoğlu'nda, Nuri Bilge Ceylan'ı da desteklediklerinin altını çizelim. Çünkü bunların hepsi Türkiye'yi uluslararası alanda başarılara taşıyan önemli yönetmenler. Evet. Buğday uluslararası bir yapım. Başka ülkelerden katkılar da var. Evet. Zaten Almanya'da, Amerika'da ve Türkiye'de çekildi. Evet. E, orijinal versiyonu aslında İngilizce. Biz bu akşam dublajcısını seyredeceğiz. Türkçe Duracağız. dublajlı halini seyredeceğiz. Oyuncular yabancı. Her şeyle uluslararası bir yapım. <laughs> Zaten festivallerde gösterildi. Evet. Ee, Semih Kaplanoğlu zaten Avrupa'da, dünyada tanınan bir yönetmen. Onları konuşuruz şimdi. En son Berlin Film Festivali'nde Balla, Altınay aldı. Evet. Yani Semih Kaplanoğlu ilk filmi Herkes Kendi Evinde'den itibaren Türkiye'de hepimizin dikkatini çekmiş. özellikle de Yusuf üçlemesiyle kendisine sıkı bir sinema sever hayran kitlesi kazanmış bir yönetmen. Ben ondan önce Meleğin düşüşünü de çok çok beğenirim. Meleğin düşüşü de Berlin Film Festivalinde gösterilmişti, ama Forum bölümünde. Arkasından yumurta, süt ve bal geldi. E yumurtakan Film Festivali'nde yönetmenlerin 15 gününde gösterildi. Süt Venedik Film Festivali'nde yarıştı. Balda Berlin Film Festivali'nde yarıştı ve Altın Ayı'yı da kazandı. Gerçekten çok gurur verici bir andı. arkasından çok zahmetli bir projeye girişti. Buğdaya e bu filmde e, sonra konuşacağız e, büyük usta Tarkovsky'ye göndermeler var. Semih Kaplanoğlu'nun da e, çok sevdiği bir usta. Başka filmlerinde de başka göndermeler vardır zaten. Ama tıpkı e, Tarkovski gibi çok çileli bir e, çekim süreci oldu. Yani günümüzün olanaklarıyla bile e, yani böyle bir e, film çekmek hiç kolay değil. Evet kesinlikle. E, Semih Kaplanoğlu'nun bütün filmografisi benim için çok ilginçtir, ilgiye değerdir. Hı hı. En başından beri bir arayış vardır. Tabii o kendi açısından bunu bir arayış olarak görmeyebilir ama ben dışarıdan bakan hı hı. birisi olarak bir arayış olarak görüyorum. Herkes kendi evinde çok farklıdır. Meleğin düşüşü çok farklıdır. Onlar kendi içlerinde çok değerli filmlerdir. Özellikle Meleğin düşüşü seyircinin e, film seyretmesine karşı bir tepki gibidir. Gerçekten zorlu <laughs> anları vardır. Antalya'da çıktıktan sonra hatırlıyorum, seyirci şoktu yani. Seyirci <laughs> üzerinde bayağı bir sınav gibi bir filmdi. Yumurta ile birlikte başlayan dönem benim ilgimi çeker asıl. Ben oradan evet. yani yumurta ile birlikte yumurta, süt, bal ve ondan sonra buğdayla birlikte bu başlayan bu son dört film de bence kendini tümüyle bulduğu kendi sinemasını gerçekten yerli yerine oturttuğu bir dönem bu. Evet. O yumurtayla başlıyor. Hı hı. Buğdayla da bir anlamda zirvesine ulaştığını söyleyebiliriz. Benim yönümde de baldır. Ben balı çok severim. Evet, ben de çok severim. <laughs> evet. Ama buğdayın da kendine göre çok önemli değerleri var. Hı hı. Bir de çok önemlisi o üç filmden bambaşka bir şey. Yani e, yumurta, süt ve baldan bambaşka bir yere geçiyor. Şimdi distopya olarak görmüyor. Haklı. Diyor ki yani distopya... İngilizlerden bize gelmiş bir deyim. Hı hı. Zaten hakikaten de son yıllarda yerleşti. Karanlık gelecek demeyi tercih ederim ben. Şimdi bir şey söyleyeceğim bak. E, distopya yahut değil yani ütopya distopya diye tanımlandı. Fakat biz zaten o distopyanın içinde yaşıyoruz. Yani e, filmin ele aldığı meselelerin tamamı şu an hepimizin derdi. Yani hepimiz ne yiyip içeceğiz derdine düşmüş durumdayız. Evet, çok doğru söylüyorsun. <laughs> Tam da bugünün meselelerini konuşuyor film. Evet. Zaten bilim kurgu, bilim kurgu olduk kesin. Geleceği anlatan bir film olarak bilim kurgu. Bugünün meseleleri yani bugünün bayağı içinde yaşadığımız meseleleri anlatıyor tabii. film. Mülteci sorunu var. Burada insanların şu veya bu nedenle iltica etmekte olduğu bir gerçek. Yani şu an diyelim ki kuzey coğrafyalarında bir açlık kıtlık sorunu yok ama Afrika yani yıllardır, on yıllardır bu sorunla karşı karşıya ya yani böyle bir yoksulluk, öyle bir e, sefalet, öyle bir umutsuzluk var ki insanlıkta işte görüyoruz. Yani kendilerini e, bat, batacağı belli teknelerle e, şey e, Akdeniz'e e, bırakıyorlar. Yani kadere bırakıyorlar. Ya yaşarsam diyerek, her şeyi göze alarak. Ve bu dünyanın her yerinden başka bir yere bir akın var refah olan bölgeye doğru akın var yani dünyanın geleceğini elinde tutan bölgelere doğru var bu filmde de zaten onu anlatıyor hani e, dolayısıyla hani e, distopya yahut değil ama e, çok da uzak olmayan bir gelecekte yaşayamamız mümkün olan e, bir durumu anlatıyor ki o durumun bir derece altını şu anda yaşıyoruz evet bugün düşünüyor bir sanatçı olarak bütün bu meseleler üzerine düşündüğünü Hı hı. ...çok derinden düşündüğünü hissedebiliyoruz film boyunca. Evet. Yani bir hikaye var, bir hikayenin kendi akışı var... ...ama filmin çok güçlü bir düşünsel altyapısı var. Evet. Yani onu zaten film arkasında da konuşuyoruz... Evet. ...ama bugün üzerine, günümüzün temel mesele üzerine düşündüğü çok açık. Filmini siyah-beyazda çekmiş. Hı hı. Aslında çok farklı mekanlarda geçiyor film gerçekten. Hı hı. Çok böyle fütürist yerler de var filmde. Bir taraftan da Türkiye'de de işte çektiği sahneler var... ...ve siyah-beyazda da tüm bunları birleştirmek için bir yöntem olarak kullandığını söylemiş. Hakikaten çok doğru. Hakikaten siyah beyaz bütün o her şeye filme bir bütünlük veriyor. Çok farklı mekanlarda çekilmiş hı hı. olmasına rağmen. Görüntü yönetmeni İngiliz benim bildiğim. Ee, Jill ya da Giles, Giles diye okuyacağız. Giles, evet. evet. Genelde bağımsızların, bağımsız yönetmenlerin sevdiği bir, yönet, bir görüntü yönetmeni. Hı hı. Onlarla birlikte çok iyi bir duygu birliği, ruh birliği oluşturuyor. Hı hı. Aslında 2016'da hemen bu filmden önce ya da sonra Hell or How Water diye Amerika'da o yıl çok konuşulan bir başka evet. filmde de çalıştı. Onun hı hı. en çalıştığı en popüler filmlerden birisi oldu. Hı hı. Orada da çok güzel bir iş çıkarmıştı. Orada da western'a e yakın çerçeveleri vardı. Evet. evet. Burada da Film de zaten western. Burada da çok güzel bir siyah beyaz, çok güzel bir görüntü yönetimi var. Evet ve çok da iyi bir yapım tasarımı var filmin yapım tasarımcısı Naz Eraydın Türkiye'de bu alandaki en yetkin isimlerden bir tanesi gerçekten çok hoş bir tasarım onunki de özellikle filmin yani büyük bir yolculuk başlıyor ondan önceki bölümlerinde çok güzel bir yüksek teknoloji tasarlamış. Evet prodüksiyon kalitesi çok yüksek onunla ben evet. altını çizmek istiyorum yani bir Herhangi bir batı filminden, herhangi bir Hollywood'dan hiç aşağı değil. Çok güzel sahneler var. Özellikle ilk yarım saat 45 dakika içerisinde arka planın böyle çok iyi organize edildiği Hı -hı. çok iyi sahneler var. Prodüksiyon kalitesi çok evet. yüksek ama aynı zamanda dediğim gibi prodüksiyon tasarımı da baştan sona bir takım araçlar var. Yani bir birim kurgu olarak da çok iyi tasarlanmış Hı -hı. bir film. Bir gelecek ya da bugün her neyse onun da çok iyi tasarlandığını görebiliyoruz. Evet. Böyle gelecek tasarım olarak yani evet alternatif bir bilim kurgu hı hı. ama mütevazi bir bilim kurgu değil. Yapım Hiç olarak değil. da evet. çok sağlam. Evet. Her şeyle. Evet. Evet. Zaten oyuncu kadrosu da oldukça iddialı. Değil mi? Jean-Marc Barr var. Çok Ki, sevdiğimiz bir oyuncu Evet aslında. çok çok sevdiğimiz bir oyuncu. E, yani Kaplanoğlu'nun filmi sayesinde ben de kendisiyle birçok festivalde buluştum. Hem söyleşi yaptım hem konuştum. Ne kadar da hoş bir insan olduğunu e, görmüş oldum. E, biliyorsun Almanya'da doğuyor ama e, annesi Fransız babası e, Amerikalı. Yani e, şu, şu an e, şeyde, Avrupa'da yaşamaya devam ediyor ama bir ayağı da Amerika'da. Biz onu e, e, Besson'un e, The Big Blue, Derinlik Sarhoşluğu filmiyle tanıdık. Gerçekten o filmle özellikle e, popüler oldu. E, bir yandan da Lars von Trier'in e, Unutulmaz Avrupa'sında e, yine orada çok akılda kalıcı bir e, başrol e, üstlendi. Lars von Trier'in aşağı yukarı bütün filmlerinde rol aldı zaten. Dalgaları Aşmak'ta, Karanlık'ta, Dans'ta, Manderley'de. Emret patronum diye mi çevrilmişti? Yani bir şey Lars von anlaşabilen insanlardan bir tanesi. Ama yani çok başarılı, çok önemli başka filmleri de var. Aynı zamanda yönetmen. Evet, yönetmenliği ee, de var. Evet. Bu da çok iyi. Evet, ya. yani... bir şeyle arkadaşıyla ortak yaptıkları film var. 8 tane yanılmıyorsam uzun metrajlı film olması lazım. Yani son derece yetenekli, çalışkan. Ve iyi bir oyuncu. Evet burada da çok iyi yani. Böyle <laughs> çok iyi oturuyor. Böyle çok iyi konuşmuşlar. Çok iyi bir evet. dil kurduklarını düşünüyorum. Evet. İletişim kurduklarını düşünüyorum. Meseleyi çok iyi anlamış. Anlamış. Çünkü Anlamışım. Erol karakteri, Erol Er'in karakterinin film boyunca bir değişim süreci var. Onu çok güzel anlatıyor yaklaşımına her evet. şeyini. Tam anlamıyla bir ana karakter. Filmin meselesini çok iyi götürüyor. Ve o çok duyarlı bir oyunculuk var orada. Çok. O hakikaten bence filme çok şey katıyor ve çok Hı -hı. iyi bir seçim. Can Marmar evet. Mark mar. Kesinlikle öyle. Evet. E, Ermin Bravo da oldu çok iyi. Evet. O da yani Bosna sineması yükselirken yükselen oyunculardan. O 79 doğumlu. Ee, Ermin Bravo'nun filmografisine bakarsan hani e, Bosna'da öne çıkan bütün yönetmenlerin isimleri var. Bir kere yazmıyla Zbaniç var. Yani onun Altın Ayı kadından Grbavica e, filminde de çok büyük olmasa da bir e, rolü vardır. Sonra Zibanic'in yaptığı e, hemen bütün filmlerde Ermin Bravo e, rol aldı. E, i̇lk e, parladığı film Dino Mustafa için bir filmiydi. O da Cannes Film Festivali'nde yine yan bölümlerden birinde gösterilmişti. Sonra ile çalıştı. Sirkus Kolombiya'da çalıştı. Şimdi de son son Sarajevo Film Festivali'nin açılış filmi olan Tanoviç imzalı Oğul. The Sun Sin orijinal adı. Onda oynuyor. Filmin harika bir ses tasarımı var. Hı hı. Daha yeni Stalker'da da konuşmuştuk bunu. Evet. Tarkovski'nin getirdiği bir ses anlayışı var dünya sinemasına bu özellikle alternatif bir ses anlayışı yani sadece gördüklerimiz değil görmediğimiz başka sesler görmediğimiz nesne bu filmde de ses çok özel çalışılmış uh -huh. hakikaten burada da sesin yine açılmasından yanayım ben Sesin kendi ses bandında kendine göre bir anlamı olduğunu düşünüyorum. Filmin müziklerinin altında Mustafa Biber'in imzası var. Ama yani müzikle ses birbirine çok yakın hı hı. ve o bütün dünyayı aslında bir anlamda film yine Stalker'la ve Solaris'le Stalker'la daha yakın akraba. Evet. Eee Solaris'te de uzaktan akraba olduğunu söyleyebiliriz. O bölge meselesi var. Fakat bölge meselesi çok farklı bir şekilde. Burada çok özgün hı hı. bir hikaye var. İlk başta ilk seyredişte hemen akla Stalker geliyor ama Kendine göre çok özgün bir hikayesi var. Stalker'a sadece göndermeler var. Bölge meselesi de çok farklı bir şekilde burada tabii. işleniyor. Yani burada e, tabii ki bir e, tasavvuf meselesi var. Tabii ki tasavvuf inancı bu filmin her alına sinmiş durumda. Yani dolayısıyla o gözle de izlemekte yarar var filmi. Evet, Semih Kaplan oldu inançlı bir yönetmen. Evet. Onun da özellikle bu yumurtayla birlikte başlayan döneminde çok önemli. Evet. Ya bu filmde de o çok açık. Zaten hani Kur'an'dan kısalar da var. Onları da göreceğiz. Hı hı. Aslında filmi seyrettiğiniz zaman e, film de aynı Tarkovski'nin filmleri gibi didik didik analiz edecek yanları da var. Tamam. Ama bir taraftan çok direkt bir film. Evet. Çok direkt olarak konuşan bir hı hı. film seyirciyle. Yani simgeler, metaforlar onlar bize ait. Filmi okuyan insanlar olarak biz onları yorumlarız. Simge deriz, metafor deriz. Fakat bunun ötesinde Kaplanoğlu ulaşmaya çalıştığı sinema çok daha e, seyircinin gönlüne seslenen Tarkovski tarzı bir sinema. Çok farklı bir anlamda ama yakın ona yakın bir sineması var bu anlamda özellikle seyircinin kalbine seslenmek istiyor duygularına seslenmek istiyor evet biraz fazla film arkasına girdik aslında evet, değil mi? ama biliyorum bu filmde hani üzerine konuşmaya doyulmayacak filmlerden bir tanesi olacak. Ee, aslında Semih Kaplanoğlu'nun Leyla Epikçi'yle her daim hani ortak çalıştığını görüyoruz ama e, bu sefer filmin jeneriğinde adını göremedim ama ben kendi adıma e, varlığını hissediyorum onu söyleyelim. <laughs> Leyla Epikçi filmi senaryo ortak senaryo olarak bütün kaynaklarda evet. var olarak gözüküyor. Jenerikte var mı yok mu bilmiyorum ama yani Leyla Yani jenerik İpekçi. açıldığında yani yazan evet. ve yöneten Semih Kaplanoğlu diyor. Evet. Ama Leyla ile birlikte yazıyorlar evet. senaryoyu. Bütün kaynaklarda da var. Onun da adını alalım. Evet. O da romancı olarak da romancı olarak çok sevdiğimiz da. bir isim, çok iyi bir kalemi olan bir edebiyatçı. dolayısıyla sanki böyle hani onun satırlarındaki akıcılığı görüyoruz. Kaldı ki Semih Kaplanoğlu oldu zaten yazar olarak şey kariyerine başlayıp sonra sinemacı olarak özellikle adını duyurdu. Evet 9 Eylül sinema oradan mezun hı hı. reklamcılık yapmış. Aynı zamanda Şehinaz Tango adlı bir dizinin yıllarca evet, yönetmenliğini evet. yapıyor. Evet. Yani şeyi çok iyi biliyor piyasayı çok iyi biliyor hı hı. aslında hem reklamcılığı ticari sinemayı bütün bunları çok iyi bilen bir yönetmen. Hı hı. Sonra kendi bağımsız sinemasını yapmaya başlıyor herkes kendi evindeye kadar ve iyi bir yazar aynı zamanda semih toplan şair. şair. Evet. Onu da söylemek evet. lazım. Evet. Ama bütün bunların filmlerinde birleştiriyor bütün bu özelliklerini, yazarlığını, evet. şairliğini. Tabii filmografisine baktığımız zaten bunu görmemek mümkün değil. Yani bir yandan e, yani felsefesini ben de senin gibi hep insanın bir arayış içinde olduğunu düşünüyorum. Yani kimse kendini ben buldum her şeyi buldum bildim e, diye saymıyordur. E, yani hele ki böyle bir inancına sahip olan Semih Kaplan oldu asla ben oldum dememiştir e, eminim. O e, filmografinin e, nasıl devam edeceğini büyük bir meraklı ve keyifle bekliyoruz aynı zamanda. Evet çok aksın ben de aynı şekilde bekliyorum Be merakla. Evet. E şimdi artık çok merak ettirmeden izleyicilerimize filme geçelim. Filmden sonra yeniden karşınızda olacağız. İyi seyirler.